teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. Her sene 4 farklı ülkede düzenlenen Avrupa'nın en önemli bilişim teknolojileri fuarı SEBIT ilk ayağını Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirdi. Sektör temsilcileri ve her kesimden meraklıya kapılarını açan SEBIT, bu sene 4000'e aşkın firma ve 350 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Alman yazılım şirketi Bundeswehr, Almanya'da banknot, pul ve özel evrakları basmasıyla tanınıyor. Fuarda yeni Alman kimlik kartlarını tanıtan firma, tasarımın içeriğinde özel bant olmadığını, yani kolaylıkla taklit edilebileceğini açıkladı. Ancak bir farkla, orijinal kartı kullanan vatandaş kimlik bilgileriyle evden ya da iş yerinden dilediği dokümanı internet aracılığıyla alabilecek, hatta hesabından para da çekebilecek. Ben kimlik denetimindeki güvenin iş hayatının ana çehresini oluşturduğu kanısındayım ve bu kartla dijital ortamla güven gelecek. IBM araştırmacıları ise güvenli masaüstü anlamına gelen yeni teknolojilerini tanıttılar. Bu sistemde kendi oturum bilgilerinizi yanınızda taşıyabiliyor, dilediğiniz bilgisayara anahtarınızı monte ederek her bilgisayarı tıpkı kendinizinki gibi kullanabiliyorsunuz. Biz böylesi büyük bilgisayarlara her yere taşımanın aslında pek de nazik bir hareket olmadığı kanısındayız. Mesela havaalanlarına. Bizim tercih ettiğimiz isteğe bağlı bir bilgisayara daha önce görünmemiş bir boyutta bilgi aktarımı yapacak aygıtı taşımak. İşte bunun gibi. Sıradan bir bilgisayarı kendinize özel hale getiriyorsunuz. Aygıtı çıkardığınızda ardında sizden hiçbir veri bırakmıyor. Bu çok kullanışlı. Çünkü küçücük alete bilgisayarınızı sığdırıyorsunuz. SEBIT Bilişim Teknolojileri Fuarı'nda bir robot tarafından resminiz çizilebilir. Non è un umano, è un abilissimo robot. Işığa duyarlı olan robot Almanya Fraunhofer laboratuvarlarında halen test aşamasında. Burada bir kamerayla ters düşen ışık süzmelerinden görselinizi çıkaran robot portrenizi başarıyla çiziyor. Ancak bu onun tek özelliği değil. Bu robot laboratuvarınızda ne amaçlarla kullanılıyor? Laboratuvarımızdaki test aşamalarında maddelerin refleksiyonlarını ölçmeye, mesela yol tabelalarını okumaya yarıyor. Geceleri yolda tabela okumaya çalışırken karşıdan gelen arabanın farı gözünüzü alır ve hiçbir şey göremezsiniz. Fraunhofer Enstitüsü'ne ait bir diğer standta son teknoloji bir futbol maçı yapılıyor. Topun içine yerleştirilen özel bir mikroçip sayesinde tüm açılar, vuruş yönü, hızı hesaplanıyor ve her atış kaydediliyor. Tabletiniz suya mı düştü? Artık problem değil. Fujitsu'nun SEBIT'te tanıttığı yeni su geçirmez tableti 1 metreye kadar dayanıklılık gösteriyor ve bu mesafede tam yarım saat kalabiliyor. Otomobil üreticisi Audi ise yeni model A3'ü tanıttı. Birçok farklı teknolojiye sahip araçta ses tanıma sistemiyle gidilecek yerin ilk harflerinden adres ve yön bulmak başta olmak üzere birçok 3G yenilikle piyasaya sürülecek. Ve SEBIT'in belki de en dikkat çeken yeniliği İngiliz şirket Robot Aspire'nin geliştirdiği yeni robot oldu. If you're an actor, then play Hamlet. To be or not to be? That is the question.